Trabzon'a bağlanalım, ee, Yunus Emre Sel'i bir görelim. Selam Yunus. Merhaba, iyi yayınlar, teşekkürler. Dedik ki sensiz transfer raporu olmaz. Ee, sabahleyin toplantı yaptık, tabii ki de e, seni görmemiz lazım. Senin de emeğin çok transfer raporuna. Bu sene sen işi erken bitirdin. Yani haziranın <laughs> Evet sonunda hani bir laf vardır ya, dükkanı kapattın açıkçası. Ama biraz sona doğru zorlandın, kabul edelim. İşte bir sol bek olayı vardı değil mi? Sonra Siopis ama genel hatlarıyla sen işi Haziran'da bitirdin yani onu söyleyelim. Çok doğru aslında ama son günlerde özellikle Trabzonspor taraftarlarının da bir sol bek beklentisi vardı. Yani yabancı kontenjanı dolu Trabzonspor'un 13 yabancısı var. Diğer yabancı hakkını 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubunda bir oyuncu için kullanması gerekiyordu. <laughs> o grupta kullanabilmesi için son ana kadar görüşmeler yaptı Trabzonspor. İşte Braderic'le ciddi şekilde görüştü. E, Rakli Azarovi transferi için çok ciddi e, temaslar sarf etti. Ama bugün e, burada ilk kez duyacağınız bir isim de bahsedeyim. En çok aslında onun için e, çaba sarf edildi ama olmadı. E, Juventus'tan Pellegrini Trabzonspor bu oyuncuyu da genç sol Bey kadrosuna katmak için, kiralık olarak kadrosuna katmak için bir çaba sarf etti ama ee, kulübüyle belli bir noktaya geldi. Oyuncu ikna olmadı. Oyuncuyla bir noktaya geldi. Kulübü rakamı arttı derken ee, o transfer de gerçekleşmedi. 13 yabancıyla transferi sonlandırdı Trabzonspor şu an itibariyle. Bakıldığında Bruno Perez, Cervinho, Marek Hamšík, Cornelius, Siopis, İsmail Köybaşı, Dorukan Toköz, Densville ve Koita transferlerini gerçekleştirdi Bordo Mavi takım. 9 transfer yaptı. Ciddi bir oyuncu e, ee, Devalüasyon oldu Trabzonspor'da. Ekuban takımdan ayrıldı, Hoseini ayrıldı, Gaston Kampini sözleşmesi bitti. Kamil Ahmet ayrıldı, Filavi ve Diabete Giresunspor'a gönderildi. Kiralık oyuncular çok farklı takımlara kiralık olarak gönderildi. Çok aktif bir Trabzonspor transfer dönemini geride bıraktı ama bunu hızlıca yaptı. Çünkü aslında devre arasından itibaren Abdullah Avcı'nın kullandığı bir cümle vardı. Biz transfer çalışmalarını erkenden başladık ve gelecek senenin planlamasını yapıyoruz dedi. Lig bittikten hemen sonra zaten Bruno Perez, Gervinho transferleri açıklandı. Sonra Avrupa Şampiyonası öncesi Marek Hamšík transferi açıklandı ki Avrupa Şampiyonasına oynatmadan bu transferi açıklamak başarmak önemli bir adımdı e, Trabzonspor adına. Daha sonra özellikle forvet transferi için çok fazla isimle görüşüldü. Ama dönüp dolaşıldığında alınan isim Cornelius Abdullah Avcı'nın transfer listesinin bir numarasında yer alan bir oyuncuydu. Orada Abdullah Avcı'nın beklentileri tamamen karşılandı. Bu transferlerinin tamamına özetle bakacak olursak tamamının direkt olarak teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda kadroya katıldığının altını çizmekte fayda var. Ee, çok yönlü transferler yaptı. Hücum hattına, orta sahaya, defansa hemen hemen her bölgeye bir alternatif oluşturmak için transfer yaptı Trabzonspor kulübü. Ama e, günün sonunda baktığınızda Trabzonspor taraftarlarının Sol bek beklentisi çok fazlaydı. Orada İsmail Köybaşı hamlesi geldi. Özellikle yerli mecburiyetinden dolayı önemli bir hamleydi belki ama performans olarak şu ana kadar istenileni veremeyince taraftarlar bir sol bek için ciddi beklentiye girdi. Yönetim de çok fazla isimle görüştü. İşte Iraklı Azarovi ile ciddi bir mesafe kat derken, oyuncu Gürcistan milli takımında forma giyince kulübü ilginç bir şekilde fiyatı ikiye katladı talep ettiği fiyatı. Sonra Brother ile ciddi şekilde görüşüldü. Kulübü ikna edildi. Oyuncu gelmeye sıcak bakmadı. Peregrini ismini iki kez söyledik. O oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi hamleler yaptı Trabzonspor. Ama sol bek transferi de bu şekilde kapatıldı. İsmail Köybaşı var şu anda sol bek mevkinde. alternatif olarak bakıldığında yine o bölgede Dansfield forma giyebiliyor. Yunus devam edeceğiz ama şu kırmızıyı bir verelim de. Zaten sabah paylaşmıştı arkadaşlarım. Lisansı çıkmış Steven Colker'ın. Yunus peki sana göre transferin şampiyonu kim? Bak üçüne de sordum. Sana da sorayım. Bu sene Şöyle erken yapma noktasında ve bence önemli isimler kadro katması noktasında Trabzonspor'da ama son dönemde özellikle Beşiktaş'ın yaptığı transferleri de görmezden gelemeyiz. Ee, çok çok önemli isimleri kadrosuna kattı Beşiktaş. Ee, zaten Trabzonspor ne zaman çok iddialı bir kadro kursa İstanbul takımları da aynı yapılanma içerisine giriyor. Ama bu sene çok ciddi heyecan verici bir rekabet bizleri bekliyor olacak. Ben e Trabzonspor'un transferlerinin nokta nokta olarak bakıldığında doğru hamleler olduğunu düşünüyorum. İşte sol bek biraz e, beklentileri karşılayacak mı? Belki İsmail performansını artıracak. Belki Denswil'i orada değerlendirip Abdullah Avcı e, yerli hakkını Abdülkadir Ömer'den yana kullanacak sağ kanıtta. Bunları zaman içerisinde göreceğiz. E, belki orayla ilgili biraz kafada soru işaretleri var ama sonuçta e, devre arasına kadar da bir süreç var orada belki bazı eksiklerinde giderilmesi için hamleler yapılabilir ama o 97 doğumlu hakkını bence kullanabilirdi. Trabzonspor'un bir scout ekibi var futbol izleme komitesi var. Bunca zamandır oraya bir isim bulunabilirdi bence. Peki seni biraz daha tutalım. Diğer konulardan da, diğer takımlardan da elbette konuşalım. Sen de yayın içinde kal sevgili Yunus. Devam edeceğiz tabii. Bu arada Olcay Şah'ın futbolu bıraktı. Trabzonspor'da da oynadı. 34 yaşında Olcay şahan futbolu bıraktı. Az önce açıkladı kendisi. Hayırlısı olsun. Geçmiş olsun. Niye bu kadar çok erken yaşta bıraktı? Evet. Konuştun mu? gün içinde konuşmuştum. Az önce de sosyal medya hesabından açıkladı. Belki ilerleyen saatlerde kendisini bağlamaya çalışırız. Ee, Türkiye'den bir olcaya geçiyor ve iz bıraktı. İz bıraktı. Beşiktaş'a geldiği zamanı hatırlıyorum ben. Gerek oyunuyla gerek açıklamalarıyla. Evet. Ve mesela bilmiyorum Trabzon'da nasıl bakalım sevilir. Beşiktaş'ta, Beşiktaş taraftarının çok sevdiği bir isimdi. Bir hazırlık maçında yuvalandığı için, hafif ıslıklandığı için Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kalmıştı. Eminim Yunus Emre Sel'de bir şeyler söylemek ister. En azından takip etti çünkü onu. Kesinlikle Sercan. Şu an şaşırdım. Aslında şöyle söyleyeyim. Dün merak ettim gerçekten. Olcay Şahan acaba kulüp buldu mu diye baktım. Kulüp bulmamıştı. Şu an bu habere gerçekten ee, şaşırdım. Bence erken bir veda oldu diye düşünüyorum. Ama tabii ki kendisinin bu konudaki gerekli açıklamaları olacaktır. Trabzonspor taraftarının da benim sevip sevdiği isimlerden bir tanesi. Özellikle Trabzonspor'un onun olduğu dönemde oynayan altyapı oyuncularının tamamının e, kalbinde apayrı yeri olan bir isim olacağı şu an. Onlara sadece abilik yapmasının ziyade malzeme yardımı, diğer konularda yardım, birçok konularda e, öncülük etmiş bir isim. Gerçekten ben şahsım adına üzüldüm ama tabii ki kendince bir nedeni vardır. Onda merak ediyorum açıkçası. Peki Olcay da futbolu bıraktığını açıkladı. Devam Kendisi edelim. Kendisi için hakkında hayırlısı olsun. Fenerbahçe için Ahmet Selim, gönül rahatlığıyla şampiyon olacak bir kadro kuruldu diyor musun? Yani şimdi genel Yani Ben şampiyonluk bir takım şampiyon olacak. Bu ifadeyi o açıdan kullanmayı sevmiyorum ama şunu söyleyebilirim son haftaya kadar bu mücadelenin içerisinde yer alacak bir kadro oluşturduğunu söyleyebilirim. Yani şampiyon olur, olamaz. Fenerbahçe'nin başında Vitor Pereira var, baskı yüksek, bu sezon tribünler dolu. Hani şampiyon olacak kadro mu? Bence bunu söylememiz çok Ahmet, şey olmaz ama son mı? haftaya kadar bence yarışı kovalayacak bir kadro kuruldu.